Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2020 yılını artık tamamlıyoruz. Yılın son ayına giriyoruz ve güçlü bir şekilde başlıyoruz. Sizin için aslında oldukça keyifli, enerjisi yüksek bir ay Aralık ayı. Motivasyonunuz da hızlanıyor bu ay başıyla beraber. Güneş 21 Aralık'a kadar Yay burcunda olacak. Merkür hemen ayın başında 1 Aralık'ta Yay burcuna geçiyor. Ve 30 Kasım'da meydana gelen İkizler burcundaki ay tutulmasının tesirleri de zaten ayın ortalarına kadar özellikle etkisini devam ettirecek. İkizlerdeki tutulma 11. evinizi aydınlatmıştı ve ay genelinde 5. ve 11. evinizdeki enerjilerde güçlü bir şekilde devam edecek. Bu alanlar aslında daha keyiflidir, daha şanslıdır. Maddi manevi bazı oluşumların, fırsatların, kazançların gündeminizde olduğu bir dönemdeyiz. Çalışmalarınızın karşılığı maddi manevi dolunayında tesirleriyle hayatınıza gelebilir. Sosyal çevrenizde de önemli hareketlilikler var. Bazı sizi keyiflendirecek, eğlendirecek oluşumlar içerisinde olabilirsiniz. Kısa uzun bazı gezilerin, seyahatlerin de bu ay genelinde programlanması mümkün. Sevdiğiniz kişiler ya da arkadaşlarınızla bazen de grup içerisinde olabilir bunlar. Organizasyonlar, arkadaşlarla birlikte yapacağınız faaliyetler, yine ekip çalışmaları, iş hayatınızda üzerinde çalıştığınız projelerle ilgili bazı önemli hedeflerinize ulaşmanız, kazançlar elde etmeniz de mümkün görünüyor. Mars artık Koç burcunda ileri harekette. Mars ay boyunca sizi çok destekleyecek. Yani özgüveniniz çok yüksek bu ay. Daha hızlısınız. İnisiyatif alabilir. Gururlu bir şekilde, yani bir şekilde hani yapmak istediğiniz, hedeflediğiniz konular neyse bunlara daha hevesle, daha cesaretle yaklaşabilirsiniz. Yakın çevrenizle de iletişimin, haber trafiğinin hızlandığı bir süreçteyiz. Yani bu sizin hayat şartlarınıza göre, yaşınıza göre değişebilir tabii. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızda mesela çok önemli aktivitelerin olmasını bekleyebiliriz. İş hayatınızda ticaretle uğraşıyorsanız yine çok sayıda görüşmenin, konuşmanın, toplantının, yazışmanın, seyahatlerin oluşması, biraz daha belki yurt dışı ve uzaklara açılmanız bu ay içerisinde mümkün görünüyor. Hedeflerinizi büyütebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu enerjilerle beraber 14 Aralık'ta 23 derece Yay burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. Evet, her Güneş tutulması bir yeni aydır aslında, ama güçlü bir yeni aydır. Ve üstelik etkileri sadece bu ayla sınırlı değil tabii ki. Önümüzdeki 6 ayı, Haziran ayına kadar olan süreci de etkileyecek ve belirleyecek bir Güneş tutulmasından bahsediyoruz. Sizin 5. evinizde meydana gelecek. Tüm 5. ev konularınızla ilgili daha güçlü ve daha kadersel tesirler altındayız. Bunlar tabii hayata bakışınızda daha iyimser, daha coşkulu olmanızı, özgüveninizin artmasını sağlayabilir bu Güneş tutulması. Biraz daha böyle etrafın dikkatini çekecek çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Ya da yaptığınız çalışmalar değer görebilir, alkış alabilirsiniz. Öne çıkıyorsunuz, sahnedesiniz. Belki bir başarı elde edeceksiniz ve takdir toplayacaksınız. Ve yeteneklerinizi geliştirme imkanları, keyif aldığınız konularla ilgilenme imkanı, bir hobiye başlamanız, bir sanatla uğraşmanız, bu tutulmayla beraber hayatınızda gündemde olabilir tabii ki. Bu ay da olabilir. Bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde de gündeminizde önemli bir şekilde yer alabilir. Aşık olabilirsiniz. Evet sevgili aslanlar, hayatınızda kimse yoksa bu Güneş tutulması size bir aşk getirebilir. Ama bir ilişkiniz var. Evet, daha fazla belki romantik konuların devrede olacağı, ilişkinizin güçleneceği, birlikte yapacağınız her türlü faaliyetten keyif alacağınız, aşkınızın güçleneceği bir süreçtesiniz. Belki bir ilişkiniz var, evlisiniz, çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz. Bu da ilişkinizi geliştirecek, hayatınıza çocuk gibi bir etkiyi getirecek bir dönem. Çocuğunuz var, çocuklarınızın gelişimi, çocuklarınızla ilgili yapmak istediğiniz hedefleriniz var. Onların eğitimiyle ilgili olabilir. Tüm bunlarda açılımlar olabilir. Güzel kapılar açılabilir. Çocuğunuz okulla ilgili belki bir başarı elde edecek, bir sınavı kazanacak ya da onun eğitimiyle ilgili, kişisel gelişimiyle ilgili belki bir yeni bir
disipline başlayacaksınız. Bir sanatla ilgili bir eğitim olabilir, bir kursa başlayabilir örneğin. Veya çocuğunuz yetişkin, çocuğunuzun aşk hayatında gelişmeler var, çocuğunuz evlenecek, torun sahibi olacaksınız ve benzeri etkilerin, ama daha çok keyifli etkilerin hayatınıza gelmesini bekleyebiliriz. Şansı da, maddi şansları da aslında yükselten bir güneş tutulması bu. Çünkü hem Mars'ın pozisyonu hem Merkür'ün pozisyonu Koç ve Yay burcundan size çok güzel bir ateş üçgeni verecek ki bu gerçekten çok şanslı, hayatımıza enerji katan bir etki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulma 23 derece Yay burcunda olacağı için güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz eğer 23 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkilerin bireysel olarak çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde hayatınıza gelmesini de bekleyebiliriz. Evet, tutulmanın hemen ardından 15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. İyicil bir etkidir. Şans gezegeni, aşk evinize gelen bir Venüs harika bir etki getirecek ayın 15'inden sonra. Keyif alma, aşk konuları, sevgi konuları, çocuklarla ilgili veya yaratıcı faaliyetler, maddi kazançlar, tüm bu alanlarda 15 Aralık'tan sonra Venüs'ün de o desteği altında olacaksınız. Daha güzel, şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Ve 17 Aralık'ta artık Satürn Oğlak burcundaki seyrini tamamlıyor. 2017 Aralık'ında geçmişti biliyorsunuz. 3 yıllık bir hareketti bu. Artık bitecek ve 17 Aralık'ta Satürn Kova burcuna geçecek. Aslında geçtiğimiz yaz döneminde Mart'la Temmuz arasında kısa bir geçiş yapmıştı. Şimdi kalıcı olarak Kova burcuna geçiyor ve Mart 2023'e kadar Kova burcunda olacak. Sizin için önemli bir transit bu. Çünkü Kova sizin tam karşıt burcunuz. Sizin gibi sabit bir burç. En fazla etki alan burçlardan biri de sizsiniz. Ve bu tesir tabii uzun vadeli. Sadece bu ayla sınırlı değil. Hemen ardından Jüpiter 19 Aralık'ta Kova burcuna geçiyor ardı ardına. Ve bu iki gezegen Satürn ve Jüpiter 21 Aralık'ta Kova burcunda büyük kavuşum yapacaklar. Evet, kolektif alanda tesirleri güçlü olan, dünya üzerinde de gerek toplumsal alanda, gerek kültürel anlamda, sosyal anlamda yapıları değiştiren, sistemleri değiştiren bir etki. 20 yılda bir olan büyük Jüpiter-Satürn kavuşumu Kova burcunda ve sizin tam karşıt burcunuzda olacak. Bireysel olarak da güçlü etkiler bekleyebiliriz tabii ki bu dönemde. Bu kavuşumla ilgili önemli bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalımdaki 2021 genel videomuzu lütfen izleyiniz. Tesirlerin hem dünya üzerindeki genel etkilerinden bahsettim, hem genel olarak burcunuza olan tesirlerinden de bahsettim. Bu kavuşum ve 2021'de özellikle Satürn ve Jüpiter'in tabii ki Kova burcundaki hareketi yıllık videolarımızda daha ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Kısaca söyleyebiliriz ki ilişki dinamiklerinizle ilgili hayatınızda önemli yapılar var, yapılandırmalar var, şanslar ve fırsatlar da var tabii ki. Ama bunlar sizin genel hayatınızı da önemli ölçüde etkileyecek durumlar. Eşiniz ve partnerinizle ilgili konu ve kavramlarda bu dönemde belki güçlü etkiler altında olacak diyebiliriz. Ve işbirlikleri hayatınızda yeni yapılandırmalarla ilgili de güçlü tesirler getirebilirler. Evet, 21 Aralık'ta Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Merkür de aynı gün Oğlak Burcu'na geçiyor. Ayın son 10 gününde Güneş 6. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Biraz daha günlük hayatımızın detayları, işimiz, gücümüz, işte bunlarla ilgileneceğiz. Evimizde de yapılacak işler olabilir, düzenlemeler olabilir. Bu tesirler altında olacağız sevgili aslanlar. Ve 30 Aralık'ta Dolunay Yengeç Burcu'nda meydana geliyor. 8 derece Yengeç Burcu'nda Dolunay'ımız var. Ayın son günlerinde tesirlerini hissedebileceğimiz bir dolunay bu. İşte 27 Aralık'ta başlayabilir tesirler. Ocak ayının da ilk günlerine kadar devam edebilir. 12. evinizde meydana gelen bir dolunay duygusal olarak sizi biraz etkileyebilir, biraz içe dönüşler yaratabilir. Belki günlük hayatın sorumluluklarından biraz şöyle uzaklaşıp bir tatil yapmak da isteyebilirsiniz. Biraz inziva da getirebilir bu dolunay size. Kendinizi bir bilinçaltınız, işte duygularınız, bunları bir gözden geçirmeniz için de bir fırsat tabii ki. Sağlığınızla ilgili
Kişisel bakımınızla ilgili yapılması gereken bazı uygulamalar için şifa arayışları da olabilir. Bu dolunayı da bir fırsat bilebilirsiniz. Dolunay sonraları biliyorsunuz diyete başlamak, işte biraz böyle belki hayatımızda yapabileceğimiz, günlük hayatımızda yapabileceğimiz, alışkanlıklarımızla ilgili yapabileceğimiz düzenlemeler adına da bize fırsatlar getirebilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.